Evet sevgili KYLC kanal takipçileri, herkese merhabalar. Bu videomuzda çok bacaklı bir malzemeyi sıcak hava makinesiyle nasıl sökeriz sizlere onu göstereceğim. Bakın burada arızalı parça diye yazmış adamlar, müşterimiz. Bu parçayı sökeceğiz ve söktükten sonra tamiri mümkün mü değil mi bunu kontrol edeceğiz. Ve bu parçanın nasıl sökülebileceğini sizlerle paylaşmak istedim ben de. Gördüğünüz gibi bir sürü bacağı var. Hem buradan iki bacakla sabitlemişler malzeme yerinden oynayıp kırılmasın diye. Hem de 2, 4, 6, 8, 9 tane de kendi bacağı var malzemenin. Bu tür malzemeleri sökmenin amatörler için ne kadar zor olduğunu bildiğim için kolay bir şekilde ve zarar vermeden nasıl sökebilirsiniz onu göstereceğim. Bakın sıcak hava makinemiz burada. Ona uygun bir de başlık taktık. Hatta daha ince bir başlık da takabilirsiniz ama bu başlık yeterli arkadaşlar. Sıcak hava makinenizi çalıştırmadan ve malzemeyi sökmeye başlamadan önce sıvı flaks varsa elinizde sıvı flaksla, sıvı flaksınız yoksa pastadan bir miktar sökeceğiniz malzemelerin bacakların olduğu yere sürüyoruz. Şimdi bazı arkadaşlar diyecekler ki ya zaten ısınınca lehim eriyor. Pasta ya da flaks ne için var? Arkadaşlar pasta veya flaks yüksek ısıdan dolayı ve uzun bir süre ısıtmadan dolayı lehim çürür. Çürümesin ve hala o güzel sıvımsı kıvamını korumaya devam etsin diye pasta ya da flaks kullanılır. Böylelikle hem sökeceğiniz yere zarar vermeden sökebilmek adına ısının daha iyi yayılmasına sebep olur. Hem de dediğim gibi lehimin çürümesinin ve böyle katı bir halde, zor sökülebilir bir halde olmasının önüne geçer pasta. Onun için pasta ya da flaks iyidir bu tür işlerde. Kullanmaktan kaçınmayın. Bazı arkadaşlar hani pasta kullanmak havyanın ucunu çürütüyor falan diye düşünüyorlar, öyle söylüyorlar ama buna sakın aldanmayın. Kaliteli bir havyanız varsa, kaliteli bir lehim makineniz varsa kesinlikle pasta havyanızın ucunu çürütmeyecektir. Ona göre arkadaşlar. Neyse şimdi sıcak hava makinemizi açtık. Sıcaklığına bir bakalım. Evet. 400 dereceye ayarlamışım arkadaşlar. Çünkü burada bakın lehim tabanı çok geniş bir taban. Normal hani böyle geniş tabanlı olmayan bir yüzey olsaydı 350 derece civarında sökmeye çalışırdık. Fakat burası geniş tabanlı bir yüzey olduğu için bizim buraya uygulayacağımız ısıyı buradaki taban emecektir ve malzemeye ulaşmasının bir nebze önüne geçecektir. Biz de onun için ısıyı biraz yükselttik. Belki 400 derece bile yetmeyecek şu anda. Onun için 400'de bir başlayalım. Ondan sonra bakarız. Gerekirse ısıyı da yükseltiriz. Gezdire bu şekilde. Acele etmeden aheste bir şekilde, sakin bir şekilde malzemenin tüm bacaklarındaki lehimlerin ısınıp erimesini bekliyorsunuz. Acele ederseniz hem malzemeye hem de karta zarar verebilirsiniz. Hava üfleme oranımız bu arada %40'a ayarlı arkadaşlar. %40 oranında bir hava üflettirme işi yapıyoruz. 400 derece sıcaklıkta %40. Evet, şu küçük bacakların gevşemeye başladığını hissediyorum. Evet, bakın tıkır tıkır ses geliyor. Evet,
Evet, büyük bacaklar da yavaş yavaş boşlamaya başladı. Evet, gördüğünüz gibi malzememiz gayet güzel bir şekilde hasarsız bir vaziyette çıktı. Kartın üzerindeki bu pasta yanaklarını aldırmayın arkadaşlar. Selülozik tinerle temizleyince onlar zaten temiz bir şekilde çıkacak ve kart tertemiz bir vaziyette önümüze çıkmış olacak. Bu arada onu ısıtırken hemen yanındaki soket de düştü ama bu da sıkıntı değil. Hemen yerine takabileceğimiz ve kolaylıkla montajlayabileceğimiz bir malzeme. Eğer yanındaki malzemelerin bu şekilde düşmesini veya ısınmasını istemiyorsanız alüminyum folyo bantla oraların üzerini kapatıp ısının oraya ulaşmasını engelleyebilirsiniz. Ben video çekeceğim için bunu düşünmemiştim ama genelde zaten böyle yaparız. Alüminyum folyo bantla diğer malzemelerin üzeri kapatılır ki ısı oraya temas edip oradaki malzemelerin lehimlerinin çözülmesine, düşmesine engel olsun veya plastik bir malzeme varsa erimesine engel olsun. Çok bacaklı bir malzemenin nasıl söküleceğini bu videoda hep birlikte görmüş olduk arkadaşlar. Bu tür teknik konulara ve bilimsel konulara merakınız varsa, ilginiz varsa lütfen kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın.